Göç konusunda öncelikli görev sanki merkezi hükümetinmiş gibi gözükmekle birlikte bu görevle belediyeler yüzleşmektedir. Kentte yaşayan insanlar belediye başkanına daha kolay ulaşabildiği için dolayısıyla sorunla da belediye başkanları birebir yüzleşmek durumunda ve güncel çözümler üretmek konumunda. Tabii merkezi hükümetin ilgili departmanları, birimleri yerel yöneticilere her konuda destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak Türkiye'deki bizim yerel yöneticilerin yaşadığı en büyük sorun onlar İller Bankası'ndan aldığı ödenekleri kentte yaşayan insan nüfusuna göre, sayısına göre aldıkları için kentlerinde misafir ettikleri yabancılar da bazen işte kilis örneğinde olduğu gibi, Gaziantep'te olduğu gibi bazen nüfusunun önemli bir bölümünü te, e, işgal edebiliyor. E, ayrıca kiliste nüfusunun da aşan bir rakamda olabiliyor. Çevre e, şehirlerde de aynı sorunu yaşıyoruz. Şanlıurfa aynı şekilde e, göçün ve göçmenlerin son derece yoğun olduğu bir kentimiz. Buralarda belediyelerimiz merkezden aldıkları Payın üzerinde bir harcamayla söz karşı karşıya kalıyorlar. Tabii burada bizim vatandaşlarımızın belediyelere desteği sayesinde belediyelerimiz bu sıkıntılı günleri aşmayı başarıyorlar, beceriyorlar. Tabii biraz da belediye başkanlarımızın konuyu sıkıntıyı halkla paylaşması ve onları ikna etmesinin neticesinde de olumlu sonuçlar alınıyor. Şimdi bu forumda biz neler yapıyoruz? Bir defa bu forum çok paydaşlı bir forum. Birleşmiş Milletlerin göç konusunda çalışan hemen hemen bütün birimlerinin yer aldığı bir forum. Burada sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği yer alıyor. Uluslararası Göç Örgütü yer alıyor. Mülteciler Yüksek Komiserliği yer alıyor ve Kalkınma Örgütlerinin başında olan UNDP yer alıyor. Ayrıca Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı yer alıyor ki bu vakıf son yıllarda göç konusunda en yoğun bir çalışması olan vakıflardan bir tanesi. Bir de UCLG hem genel merkezi hem de UCLG'nin 9 bölge teşkilatından birisi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortada ve Batı Asya Bölge Teşkilatı da hem başkan hem genel sekreter ekibiyle beraber bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Tabii bu toplantı bir yıllık bir ön çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Hemen hemen bütün ulusal ve uluslararası kuruluşların katılımı, sivil toplum kuruluşlarının, devlet kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti ve bugün de kolay ortaya çıkmasından itibaren bir teknisyen olarak AFAD Başkanı sıfatıyla olayın içerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da bu olaya gelmesi, katılması, konuya verdiği önemi göstermesi bakımından da çok önemli ayrıca işe, işi bilen birinin aramızda bulunması ve katılımcılara yön vermesi bakımından da son derece önemli. Bildiri konusunda da şunu söylemek istiyorum. Bu bildiri bütün paydaşların görüşleri alınarak ortaya çıkarıldı. Buna belediye başkanlarımızın imza koymaları beklenecek. İmzalarını mütakipte daha sonra oluşturulacak yine IOM'in, UNSCR'ın ve Vald'ın, Ziyelci Mevan'ın içinde bulunduğu bir izleme grubu oluşturacağız. Buradan çıkacak bildiriyi de bizler takipçisi olacağız. Bundan sonra uygulamaları hem sonuçlar itibariyle hem milli hükümetler hem de milletler arası arenada bunu ifade ediyor olacağız. Ayrıca bu toplantıdan çıkacak sonuçları Cenevre'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılımı öngörülen bir toplantıda dile getirme imkanımız olacak. Bu ve benzeri konularda çok toplantılar yapılıyor. Bu toplantıların en önemli kısmı izleme bölümü diye düşünüyorum. İnsanlar yaptıkları çalışmaları anlatıp buradan ayrılmamalı. Bundan sonraki aşamada da bu işin bir izleme bölümünün olması. Ben bu toplantı açısından bu izleme bölümünün oluşturulmuş olmasını son derece önemli görüyorum. Ayrıca bu toplantı İstanbul'da da yapılabilirdi, başka kentlerde de yapılabilirdi. Ama şu anda bu bölgede göçün en yoğun yaşandığı kentlerden birinde yapılıyor olması ve işin merkezinden dünyaya seslenilmesi bakımından da çok önemli buluyorum. Ve buradaki toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Gaziantep'lere çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Sayın Başkanı Fatma Şahin nezdinde tüm Gaziantep halkına teşekkür ediyorum. Hem buradaki göçmenlere ev sahipleri yaptığı için hem de toplantımıza ev sahipleri yaptığı için Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum.